İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılacak her iş için alınacak rüşvetin miktarı belirlenmiş. Notlar A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'da. Evet, geçtiğimiz günlerde aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi ve tabii o günden itibaren de halen devam ediyor. Gözaltına alınan isimlerin sorgulamaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde diyebiliriz. Hemen belirtelim, tabii ki soruşturmanın detayları da gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle hem örgüt şeması ve bu suç örgütünde üye olan kişilerin ne kadar ücret aldığı, ne kadar rüşvet aldıkları da yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. Örgüt lideri olarak bir zabıta memurunun bulunduğunu söyleyelim ve onun içerisinde bulunduğu tepe kadrosu olarak da 18 şüpheli tespit edildi polis ekiplerinin yaptığı araştırmada. Hemen belirtelim, tabii ki bu suç örgütüne aslında Sağlam Arkadaş suç örgütü ismi verildi. Çünkü zabıta memurlarının özellikle rüşvet aldıkları kişileri bu isimle cep telefonlarına kaydettikleri ortaya çıktı yapılan araştırma kapsamında. Tabii ki bazı tarifeler de belirlenmiş durumda. Bu şüphelilerin rüşvet alacakları kişilerden ne kadar aldıkları da tespit edildi. Özellikle inşaat ruhsat onayı eğer bir kişiden almak istiyorlarsa, zabıtalar alırlarsa 30 bin lira bu kişinin ödemesi gerekiyor. Çatı tadilatı için 10 bin lira, tente yapımı için 10 bin lira rüşvet aldıkları tespit edildi yapılan araştırmada diyebiliriz. Bir başka ayrıntıysa, özellikle 18 kişi tepe kadrosunda demiştik, 224 kişi hakkında gözaltı kararını verdiğini hatırlatmak lazım Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve 5 ilde operasyon düzenlendi. Bunlardan 48'i belediyenin zabıta memuru, 6'sı ise belediye mühendisi olarak çalışıyor. 224 isimden ise şu ana kadar 194'ü yakalanmış durumda diyebiliriz. Tabii ki sayı fazla olduğu için soruşturma kapsamında ifade işlemleri de uzun sürüyor. 4 günlük bir süreleri var diyebiliriz. Nasıl peki rüşvet alıyorlar? Yöntemleri nasıldı? Onu da biraz anlatalım. Özellikle zabıta komiserleri önce esnafı ve inşaat firmalarını ziyaret ediyorlar. Açıklarını tespit ediyorlardı ve sonrasında ise bir sıkıntı olursa beni ara şeklinde bir telefon numarası bırakıp hemen aynı gün akşam saatlerinde tekrar bir denetime, bu sefer başka bir ekip giderek sorun çıkartıyorlardı ve de hemen tabii ki de rüşvet vermeye meyilli olan kişiler diyelim, onlar da sen hemen numarayı arayarak onlara da şu ifadeler veriliyor, karşı taraftan cevap veriliyordu, sen tanıdıksın, seni ayrı tutacağız diye güvenleri sağlanıyordu ve rüşvet paralarını sivil bir kişinin hesabına yatırmaları isteniyordu. İki farklı hesabın olduğunu söyleyelim. Sivil bir kişinin iki farklı hesabına bu rüşvetlerin tabii ki tespit edilememek için iki farklı hesaba yatırıldığını belirtiyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifadeler bu şekilde. Dediğimiz gibi 4 gün boyunca ifadeleri devam edecek ve sonrasında ise şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor diyelim. Söz yeniden size bırakalım.